Sayfaları deri, yıpranmış, el yazması bir İncil. 9 yıldır adliye emanetteydi. Nihayet ait olduğu yere, müzeye teslim edildi. Adliyeden bize intikal etmiş bundan. Tarihinin 1500 yıl kadar eskiye uzandığı söylenen ama şu anda bizim uzmanlarımızın üzerinde çalıştığı bir İncil var elimizde. O İncil 1983 yılında Uludere'de bir mağarada bulundu. Tarihi eser kaçakçılarının elindeydi. 12 yıl önce düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Çete üyeleri yargılandı. Cezaları kesinleşince İncil adliye emaneti alındı. 9 yıldır adliyenin tozlu raflarında saklanıyordu. Bir başka iddiaya göre ise İncil askerin elindeydi. Yıllarca özel harp dairesinde saklandı. Saklandığı yer konusunda rivayet muhtelif ama sonunda bilinen gerçek şu. İncil artık Etnografya Müzesi'nde koruma altına alındı. İlk tespitlerimize göre Aramice, yani Hazreti İsa'nın kullandığı dile uygun olduğu söyleniyor. Rehabilitasyon ihtiyacı var. İncil 52 sayfa Aramice kaleme alınmış. Aziz Barnabas İncil'inin kopyası. Aziz Barnabas İncil'i Hazreti İsa'nın ilahlığını kabul etmiyor. Hazreti Muhammed'in geleceğini işaret ediyor. 325 yılından bu yana yasak. İznik Konsülü sadece teslis inancını benimseyen 4 İncil'i kabul etti. 300'e yakın İncil'i ise yasakladı. Barnabas İncil'i de onlardan biri ve en bilineni. İddiaya göre o İncil için Vatikan devreye girdi. Şu anda bize ulaşmış herhangi bir talep yok. Adliyenin bize verdiği bir eser olduğuna göre başka yeni bir hukuki, yeni bir adli karar çıkmadan tamamen bizim müzelerimize ait olacak. 1500 yıllık İncil restore edildikten sonra Ankara'da sergilenmeye başlanacak.